Yeni inşaattan almak neye göre riskli? Mesela onu geçenlerde bir müşterimize finanse ettik. Sıfırdan bir ev almaya niyetlendiler. Daha sonra kontratlar imzalandı, notere gidildi. Sanırım bir 6-8 hafta sonra bu inşaat şirketi iflasını ilan etti. Bankada bir kısmını ödemiş oldu karşı tarafa. Şimdi ortada para var, inşaat şirketi yok. Ne olacak? O endişesi var tabii ki. Ama orada tabii ki ya inşaat şirketin kendi bankası bu olaya el koyuyor. Onlar da çünkü bir finansman almış oluyor genelde. Onlar inşaatı bitiriyor veyahut da müşteriye en iyi şekilde parayı geri iade edebiliyor. Ama hepsini etmeyebilir. Etmeyebilir. İşte. Ne kadar satıştan veya harcamalardan geri kaldıysa tabii ki. O risk çok büyük olduğu için ve bunu biz sık sık duyduğumuz için ben çok inşaata tavsiye etmiyorum aslında. Ben kendim de bir inşaat deneyimim oldu ve çok da kolay olmayan bir durum Olmuyor. Evet. gerçekten. Peki orada hani sıfırdan girmek derken mesela topraktan girmeyin mi yoksa ne bileyim inşaat yapılmaya başlamıştır, Evet. görmüşsündür. O zaman da değil Aynen. mi? O zaman okey. Şu an mesela birçok müşterimize bunu tavsiye ettik ve onlar o yüzden de bu tavsiye uyarak evi sıfırdan değil de gerçekten 2-3 ay sonra bitecek şekilde almaya karar verince risk azalıyor. Hiçbir risk yok çünkü bitmiş ev zaten inşa Süper. edilmiş. Sadece belki prizler takılacaktır. Ufak tefek işler Anladım, yapılacaktır. anladım. Orada bir risk yok. Bu durumda bunun nedeni de ben bunu mesela Kuzeyren-Vestfalya bölgesinde de çok duydum. Duyduğum kadarıyla şöyle bir şey diyorlar. Artık faizler yükselmeye başladı. Bu tabii ki inşaatçılar tarafında da yüksek faiz borçlanma, yüksek borçlanma demek. Maliyetler artmaya başladı ve bu durumda da iflaslar geliyor diyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdi maliyetler artınca çünkü malzemeler kıtlaşıyor. Malzemeleri artık eskisi gibi ucuza alamıyorlar. Bir ara tahtalar çok pahalıydı. Piyasa çökmüştü. Kanada falan da tahta O kalmamıştı. kadar O yani. kadardı. Aynı şekilde tabii ki işçi masrafları da artıyor. Şu an iyi bir boyacı, sıvacı bulamıyorsunuz. Ki Veya her zaman öyleydi sanki. o da var. Benim deneyimlerim Ama artık kadarıyla. çok daha Daha kötü da ve kötü. iyi fayansçı, iyi bir sucuyu bulamıyorsunuz. O yüzden zor durumda kaldığınız için karşınıza geleni bir şekilde razı oluyorsunuz. O da kaliteli bir eleman olmayabiliyor. Ondan sonra işler çıkmaza gidiyor. Ya sanki Türkiye'deki inşaat firmaları buraya gelse bu konuların bazılarına çözüm olabilirler diye düşünüyorum Var. yani. Aynen öyle. Çok da geliyor gerçekten. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Ama daha tabii ki piyasaya giriş çok da kolay olmadığı Değil için mi? süreç alacaktır.